Efendim şimdi gelelim son derece enteresan bir karaktere. Pırıl pırıl bir genç, 1998 doğumlu, Antalya'da doğmuş, ailesi doğumdan hemen sonra ABD'ye gitmiş. İnsanlık adına dertleniyor. Hepimiz memleket adına dertleniyoruz. O da insanlık adına dertleniyor. Ayşenur Ezgi Eygi. Maalesef Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından katledildi. Bugün cenazesi vardı. Allahu Ekber. Ayşenur evladımız bütün insanlık aleminin maşeri vicdanının temsilcisidir. Bizim de ağzımızdan çıkacak iki lafın çok yerde kıymeti olur efendim. Oh, evet. Takdir her zaman sizin ama yani hem tarafsızım deyip hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmaz efendim. Hiç yakışmaz. Kardeşim siz konuşsanız da benden farklı bir şey mi söyleyeceksiniz? Belki de onu ben takdir ederim. CHP lideri Özgür Özel'in Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde kendisine söz verilmemesi üzerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sistemi, Kurtulmuş'un yanıtıyla gerilen ortam. Kardeşim siz konuşsanız da benden farklı bir şey mi söyleyeceksiniz? Belki de onu ben takdir ederim. Batı Şeria'da İsrail keskin nişancısının kurşunuyla yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni. 26 yaşındaki insan hakları savunucusu Eygi'yi son yolculuğuna uğurlamak için Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, CHP lideri Özel, bakanlar, milletvekilleri törendeydi. Allahu Ekber. Cenaze namazı sonrası imam anons etti Meclis Başkanı Kurtulmuş'u. Sayın Numan Kurtulmuş beyefendi duygularını ifade edecekler. Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmaz efendim. Hiç yakışmaz. Hiç yakışmaz. Burası her seferinde bizim ağzımızdan çıkacak iki cümlenin çok önemli anlamı olur. Kardeşim siz konuşsanız da benden farklı bir şey mi söyleyeceksiniz? Belki de onu ben takdir ederim. Özel'in de cenaze töreninde konuşmak istediği ama söz verilmediği tören sonrasında yaşanan bu diyalogla ortaya çıktı. Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Bir de böyle günde halen daha ikilik, halen daha bir siyasi şey yaratıyorsunuz. Cenaze törenine yaşanan gerginlik dikkat çeken mesajlar damgasını vurdu. 26 yaşındaki insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Şimdi enteresan bir tartışma. Bu noktada belki şunu anlatmakta fayda var. Numan Kurtulmuş veya bir başka kimse, bir devlet yetkilisi artık başkanlık sistemiyle beraber hem partilerini temsil ediyorlar hem devleti temsil ediyorlar. Bunu vurgulamak gerekir. Haliyle devleti temsilen konuşan bu kişiler aynı zamanda partilerini temsil ediyorlar. Burada bir siyasi nezaketsizlik olduğu çok ortada. Ama bir yandan da ben sosyal medyadaki gelişmeleri, bu vakaya ilişkin yorumlarınızı takip ediyorum. Şu da artık insanları yoruyor. Böyle cenazelerde konuşmak için, fotoğraf vermek için de çok istekli görünen siyasetçiler biraz can sıkıyor. Buna benzer tepkiler de alıyorum. Onu da söyleyelim.